Anton Çehov. Hikayeler. Mektup. Okuyan Akın Altan. Başpapaz Fyodor Odov, 50 yaşlarında şişman, sert duruşlu biriydi. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, konuğunun kalkıp gideceği anı bekliyordu. Onun şu anki tek düşüncesi buydu. Yanındaki adam, yakın köylerden birinin papazı Anastasi'yi 3 saat kadar önce can sıkıcı, tatsız bir iş dolayısıyla oraya gelmişti. Gayet rahat bir tavırla dirseğini masadaki kalın kitaba dayayarak oturuyordu. Saat, akşamın 9'u olmasına rağmen kalkıp gitmeyi hiç düşünmüyordu. Peder Anastasi'nin kalkmaması başpapazı iyice yıldırmıştı. Başpapaz Fyodor Odov, Paskalya ayinini ve hemen arkasından öğle ayini yapmıştı. Bu yüzden çok yorgun düşmüştü. Papaz Anastasi'ye düşüncesiz davranmasından dolayı çok sinirleniyordu. Papaz, birkaç kere kalkıp gitmeye yeltenmiş ama her seferinde bir bahane yaratarak tekrar oturmuştu. 60'ından fazla görünüyordu. Kambur, iri kemikli, dar omuzlu, kırmızı göz kapaklarına sahip uzun boylu birisiydi. Yaşıtlarına göre yaşlı görünüyordu. O yaşta biri için çok şatafatlı giyinmişti. Üzerinde, geçenlerde ölen genç bir papazın dul eşinin armağan ettiği lila renkli, bol bir cübbe vardı. Cübbenin altında, belinden geniş bir kemerle sıkılı kumaş kaftan, ayaklarındaysa kocaman çizmeler vardı. Peder Anastasi'nin çizmelerinin büyüklüğü ve rengi, üstüne lastik ayakkabı giymediğini gösteriyordu. Papazlık rütbesine, saygı uyandıran yaşına karşın adamın kızarmış, bulanık gözlerinden, ensesinde topladığı yeşile çalan kırlaşmış saçlarından, zayıf sırtının iri kürek kemiklerinden bir zavallılık ve eziklik akıyordu. Başpapaz, onun varlığını unutup fark etmesin diye kıpırdamadan oturuyor, temkinli ve korkarak öksürüyordu. O gün, başpapazın yanına bir iş için gelmişti. 2 ay kadar önce papazlık görevini kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma açılmıştı. İşlediği günahların bini bir paraydı. Suç dosyasında sarhoş gezmesi, çiftçiler birliğiyle kilisesinin cemaatiyle geçinememesi, doğum ölüm kayıtlarını ve kilisenin kasa hesabını düzgün tutmaması yazılıydı. Dedikodular da almış başını yürümüştü. Pederin ailesi son derece yoksuldu. Bakımını üstlendiği onun gibi başarısız 9 tane çocuğu vardı. Oğulları okumamış, şımarık ve haylazdı. Kızları ise hepsi çirkin ve evde kalmıştı. Konuya direkt girmeyi göze alamayan başpapaz, papaza ya iğneleyici laflar söylüyor ya da odanın içinde volta atıyordu. Karanlık pencerenin önünde durdu, kafesinde uyuyan kabarık tüylü kanaryaya parmağını uzattı. Papaza döndü ve şöyle dedi. ''Demek artık köye dönmüyorsunuz.'' dedi. Peder Anastasi irkildi, çekine çekine öksürdü. ''Köye mi? Niçin gideyim?'' ''Gitmeyeceğim, Fyodor İlgiç.'' ''Siz de biliyorsunuz, çalışma hakkım elimden alındı. Bu durumda orada ne yapayım? Kilisede görevimin başında bulunamadıktan sonra insanların yüzüne bakamam ki. Köyden bu yüzden ayrıldım. Ayrıca burada yapılacak işler var. Yarın orucu bozduktan sonra sorgulamayı yürüten papazla uzun uzun konuşmak istiyorum.'' Başpapaz esnedi. Papazı dikkatle dinliyormuş görüntüsüyle. ''Ya, demek öyle. Peki, ilçede nerede kalıyorsunuz?'' ''Ziyavki'nin evinde.'' Peder Anastasi, 2 saat sonra başpapazın Paskalya ayini yaptıracağını anımsayarak ziyaretinin uzadığını anladı ve çok utandı. Hemen kalkmaya karar verdi. Başpapazın biraz dinlenmesi gerektiğini düşündü. Gitmek üzere kalktı. Vedalaşmadan önce birkaç kez öksürdü. Bir yandan da merakla, kararsız bir bekleyiş içerisinde gözlerini başpapazın sırtına dikti. Yüzünde hem utanmayla karışık bir ürkeklik hem de zoraki bir gülümseme vardı. Ancak kendisine saygısı olmayan insanlar böyle gülümserdi. Sonra kararını verdi ve üzgün bir ses tonuyla ''Ayrılırken bana son bir ikramda bulunur musunuz? Bir kadeh vodka rica etsem.'' ''Şimdi vodka içmenin zamanı değil.'' ''Biraz da olsa utanmanızı beklerdim.'' Başpapazın bu sert çıkışı karşısında Peder Anastasi afalladı. Gitme kararını unutarak sandalyeye çöktü. Başpapaz onun şaşırmış yüzüne, kamburumsu sırtına bakıp adama acıdı. Sert çıkışını biraz yumuşatmak için ''Tanrı'nın izniyle yarın içeriz. Her şey zamanında güzeldir.'' dedi. Genelde insanların doğru yola getirilebileceğine inanırdı. Ama içinde kabaran acıma duygusunun etkisiyle olacak, hakkında soruşturma açılmış,
Günah üstüne günah işlemiş, tüm direncini yitirmiş bu ayyaş ihtiyarın artık insanlık için yitirildiğini, hiçbir gücün onun belini doğrultup bakışlarına açıklık getiremeyeceğini, tatsız, zoraki ve ürkek gülümsemesini durduramayacağını, insanlar üzerinde bıraktığı itici izlenimi biraz olsun silemeyeceğini düşündü. Onun gözünde yaşlı adam artık bir suçlu, bir günahkar değil, aşağılanıp horlanmış bir zavallıydı. Peder Anastasi'nin yaşlı karısını, 9 çocuğunu, Ziyavki'nin altlarına verdiği pis kanepeleri, amirinin sarhoşluk yapıp suç işlemesinden kıvanç duyan papazları gözünün önüne getirdi ve onun yapacağı en iyi şeyin bir an önce ölmek olduğunu düşündü. Tam o sırada ayak sesleri duyuldu. Evin girişinde biri, ''Peder Fyodor, yatıyor musunuz?'' diye sordu. Başpapaz, ''Hayır zangoç, içeri gel.'' Gelen Peder Fyodor'la birlikte çalışan, yaşı hayli ilerlemiş zangoç Lyubimov'du. Lyubimov, saçı tümüyle dökülmüş, gürcü gibi kara kaşlı, kara gözlü, sağlam yapılı bir adamdı. İçeri girince Peder Anastasi'ye selam verip oturdu. Başpapaz, ''İyi haberlerle mi geldin?'' diye sordu. Zangoç biraz sustuktan sonra gülümsedi ve başpapaza, ''Nerede o günler? Çocukların küçükse derdin de küçük, onlar büyüyünce derdin de büyüyor. Peder Fyodor, öyle bir durumdayım ki aklım başımda değil. İnsanlık komedisi mi desem, ne desem, bilmiyorum.'' Bir süre konuşmadı. Gülümsemesi tüm yüzüne yayıldı, sonra şunları söyledi. ''Bugün Nikolay Matyeviç Harkov'dan döndü. Orada benim oğlanla, Piotr'la konuşmuş. Konuşmalarını anlattı bana. İki kez görüşmüşler. Neler anlattı bakalım?'' ''Ah, aklım başımdan gitti. Sözde beni sevindirmek istedi ama şöyle bir düşününce bunda sevinilecek bir şey yok. Sevinmek değil, üzülmek gerek. Senin Piotr öyle bir yaşam sürüyor ki bizim gibilerin gücü yetmez. Şükürler olsun, evinde yemek yedim. Nasıl yaşadığını gördüm. Bir eli yağda, bir eli balda. Bundan iyisi can sağlığı. Babası olarak çok merak ettiğim için yemekte neler verdiğini sordum. Önce çorbaya benzer bir balık yemeği, ardından dilli bezelye, bunun ardından da hindi kızartması demez mi? Perhiz ayında hindi. Olacak şey mi? Bizim oğlanın yaptığı işe bak dedim. Büyük perhizde hindi yiyor.'' Başpapaz gözlerini alaylı bir ifadeyle kıstı. Zangoç'a döndü. ''Bunda şaşılacak ne var?'' dedi. Bunu söyledikten sonra iri parmaklarını kemerinin arkasında birleştirdi. Gövdesini dikleştirdi. Kilisede vaaz verir ya da ilçe okulunda öğrencilere din dersi anlatır gibi, ''Oruç tutmayanlar ikiye ayrılır. Bir bölümü uçarılıklarından dolayı, bir bölümü de inanmadığı için. Senin oğlan inanmadığı için tutmayanlardan.'' dedi. Zangoç, pederin sert yüzüne korkarak baktıktan sonra konuşmasını şöyle sürdürdü. ''Hepsi bu kadarla kalsa yine iyi. Konuşmamızın sonunda anladım ki, meğer benim inançsız oğlum bir kadınla başkasının karısıyla yaşıyormuş. Bu kadın sanki nikahlı karısı gibi konuklarını karşılıyor, çayını yemeğini veriyor, gereken her şeyi yapıyormuş. Tam 3 yıldır beraberlermiş. Buna ne denir?'' ''Çok şükür çocukları yokmuş.'' Peder Anastasi çatallı sesiyle güldü. ''Demek ki birbirlerine el sürmemişler.'' dedi. ''Azizim, onların çocukları vardır da evde tutmuyorlardır. Yuvaya filan vermişlerdir belki.'' Fyodor, kendi söylediği cümleye çok hoşuna gittiği için kahkahalarla gülmeye başladı. Başpapaz, ''Peder Anastasi, siz karışmayın.'' diye sert çıktı. Zangoç, Peder Anastasi'nin kambur sırtına ters ters bakarak anlatmaya devam etti. Nikolay Matyeviç dayanamayıp sormuş. ''Sofrada çorba koyan kadın kimin sesi?'' ''Bizimki, karım.'' demiş. ''Nikahlanalı çok oldu mu?'' ''Evet, Şekerci Kulikov'un dükkanında nikahlandık.'' karşılığını vermiş bizim oğlan. Başpapazın gözlerinde kıvılcımlar çaktı. Alnı kıpkırmızı oldu. Zangoç Lyubimov'un oğlu Piotr'u günahları dışında insan olarak da hiç beğenmezdi. Eskiden beri bu çocuğa karşı diş bilerdi. Şimdi çok iyi anımsıyordu. Daha ilçe okulunda okuduğu sıralar ona bütün davranışları anormal görünürdü. Çünkü kürsüde vaaz verirken yardım etmekten utanır, sen denilmesine kızar, papazların odasına girerken istavroz çıkarmaz, en önemlisi de durmadan ateşli ateşli konuşurdu. Peder Fyodor'a göre çok konuşmak çocuklar için ayıp bir şeydi.
Ayrıca gerek kendisinin gerekse babasının çok sevdiği balık avına karşı alaycı, eleştirici bir tavrı vardı. Daha öğrenciliğinde kiliseden ayağını kesmişti. Geç vakte kadar uyur, insanlara tepeden bakar, bir takım izin verilmeyen, titizlik gösterilmesi gereken konuları açmaktan zevk alırdı. Bütün bunları anımsayarak öfke dolu gözlerle Zangoc'a yaklaştı. ''Başka ne bekliyordun? Söylesene, ne bekliyordun? Senin oğlunun aklı başında bir adam olmayacağını biliyordum. O zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Ondan adam olmaz, ne ektiysen onu biçersin, tamam mı?'' Zangoc ürkek bir şekilde başını kaldırıp başpapaza baktı. ''Ne ekmişim ki Peder Fyodor?'' ''Peki suç senin değilse kimin? Babası sensin, o da senin çocuğun. Onu iyi eğitmeliydin. Yüreğine tanrı korkusunu aşılamalıydın. Dünyaya getirmesine getiriyorsunuz ama doğru dürüst yetiştirmiyorsunuz. Büyük günahtır, ayıptır.'' Başpapaz yorgunluğunu unutmuş, odasında durmadan yürüyerek konuşuyordu. Zangoc'un çıplak tepesinde alnında terler tomurcuklandı. Gözlerini suçlu suçlu kaldırarak, ''Ona gereken öğütleri verip eğitmedim mi sanıyorsunuz Peder Fyodor? Çocuğuma karşı babalık görevimi yaptım. Siz de biliyorsunuz, her çocuk gibi eğitim alması için hiçbir şeyi esirgemedim. Çalışıp çabaladım. Tanrı'ya dualar ettim. Lisede okurken özel öğretmenler tuttum. Üniversiteyi bitirttim. Peder Fyodor, eğer oğlumun aklını başına toplamasında başarılı olamamışsam, buna gücümün yetmediğindendir. Üniversitede okurken buraya geldiklerinde ben bir şey telkin etmek istiyordum, o beni dinlemiyordu. Kiliseye git oğlum, diyorum. O, niçin gideyim, diyor. Açıklamaya kalkıyorum. Neden, niçin sorularıyla karşılık veriyor. Ya da sırtımı tıpışlayıp, bak babacığım, yeryüzünde birçok şey görecelidir, kesin değildir. Sen de her şeyi bildiğini sanma. Peder Anastasi bir şey söylemek istiyormuş gibi kıs kıs güldü, öksürdü. O da olmayınca parmağını kaldırdı. Başpapaz ona ters ters bakarak, ''Siz karışmayın Peder Anastasi!'' diye azarladı. Yaşlı papaz Zangoc'u dinlerken gülüyor, yüzü neşeden parlıyor, yeryüzünde kendisinden başka günahkarlar da bulunduğu için seviniyordu. Zangoc oğluyla ilgili olayları çok içten anlatmıştı. Öyle ki üzüntüsünden gözlerinde yaşlar belirdi. Sonunda Peder Fyodor ona acıdı. Sesini yumuşatarak, ''Bütün bunların suçlusu sensin.'' dedi. ''Madem dünyaya getirdin, iyi yetiştireceksin. Daha çocukken öğüt vermeliydin. Kocaman adam olunca sözünü dinler mi?'' Ortalığa bir sessizlik çöktü. Az sonra Zangoc iç geçirerek, ''Evet, babası olarak ben sorumluyum. Onun hesabı benden sorulacak.'' dedi. ''Ha şunu bileydin.'' Kısa bir sessizlikten sonra başpapaz, hem esneyip hem de içini çekerek sordu. ''Bugün ayinde havarilerin işleri duasını kim okuyacak?'' diye sordu. ''Yevstrat. Her zaman Yevstrat okur.'' Zangoc ayağa kalktı. Başpapaza yalvarırcasına bakarak, ''Peder Fyodor, şimdi benim ne yapmam gerekiyor söyler misiniz? Ne istiyorsan onu yap. Babası ben değilim, sensin. Daha iyisini bilmen gerekir.'' ''Ben bir şey bilmiyorum Peder Fyodor. Bir iyilik yapın bana, yardım edin. İnanır mısınız? Canımdan bezdim, çaresizim. Ne rahat uyuyabiliyorum, ne oturabiliyor, ne de bayramdan tad alıyorum. Ne olur, bir akıl verin. Kendisine bir mektup yaz. Ne yazacağım ben ona? Böyle yaşayamayacağını bildir. Mektup kısa olsun ama sert ve anlamlı da olsun. Hiç suçu yokmuş gibi davranma. Böyle bir mektup yazarsan görevini yerine getirmiş olursun ve rahatlarsın.'' ''Dedikleriniz doğru. Nasıl yazacağım? Ayrıca her zamanki gibi neden, niçin, neresi günah bunun sorularıyla beni bunaltırsa ne yaparım?'' Peder Anastasi çatallı sesiyle yine gülmeye, parmaklarını oynatmaya başladı. Sonra ince sesiyle şunları söyledi. ''Hep neden, niçin, neresi günah diye sorarlar zaten. Bir gün günah çıkartırken adamın birine Tanrı'nın yardımına fazla umut bağlamamasını söylediğimde, niçin diye sormaz mı? Adama yanıt vermek istiyorum. Ama şurası böyle, şurada bir şey yok diyerek güldü.'' Peder Anastasi'nin ciddi bir konu görüşülürken çatlak sesiyle gülmesi, başpapazla Zangoc üzerinde olumsuz bir etki bıraktı. Başpapaz, ''Siz karışmayın.'' diyecekti ama yüzünü buruşturmakla yetindi. ''Hayır, mektup yazamam.'' dedi Zangoc. ''Sen yazamazsan kim yazar?'' Zangoc başını yana eğdi, elini göğsünün üzerinde bastırdı. ''Peder Fyodor, ben doğru dürüst öğrenim görmemiş cahil bir adamım. Size ise
Tanrı büyük akıl, bilgelik bağışlamış. Siz her şeyi bilir, her şeyden anlarsınız. Aklınızın ermediği şey yoktur. Oysa ben iki sözü yan yana getirmeyi beceremem. Bir yüce gönüllülük yapın. Mektubu nasıl yazacağımı öğretin. Oğlana neler söyleyeceğimi bilmiyorum. Bunda öğrenecek bir şey yok ki. Oturun ve yazın. Yüce peder, yardımınızı esirgemeyin benden. Yalvarırım. Adım gibi biliyorum, mektubunuzu okuyunca korkacak, sizi dinleyecektir. Çünkü onun gibi okumuş bir insansınız. Bana büyük bir iyilik yapmış olacaksınız. Şuraya oturayım, bana yazdırın. Yarın yazsam geç kalırım. Bugün tam sırasıdır. Böylece ben de rahatlarım. Başpapaz, Zangoc'un yalvaran yüzüne baktı. Sevimsiz oğlu Piotr'u anımsadı. Mektubu yazdırmaya razı oldu. Zangoc'u masasına oturttuktan sonra şöyle başladı. Yaz bakalım. Ulu Tanrı'nın adıyla, sevgili oğlum. Sonuna ünlem işareti koy. Baban olarak kulağıma geldiğine göre, buraya parantez aç, hangi kaynaktan işittiğim seni ilgilendirmez, burada parantezi kapat, yazdın mı? Tanrı'nın ve insanoğlunun yasasına uymayan bir yaşam sürdürüyormuşsun. Seni insanlardan gizlediğin rahat yaşamının da, gösterişli giyim kuşamının da, okumuşluğunun da gerçek yüzünü, putperestçe davranışlarını gizlemeye gücü yetmeyecektir. Sen adınla Hristiyansın, oysa ruhça bütün öteki puta tapanlar gibi zavallısın. Çünkü öteki puta tapanlar İsa'yı tanımadıkları için bilgisizlikleri yüzünden mahvolacaklar, sense böyle bir hazineye sahip olduğun halde onu küçük gördüğün için mahvolacaksın. Günahlarını burada sıralayacak değilim. Sen onları çok iyi biliyorsun. Yalnız şunu belirteyim ki, mahvolmana inançsızlığın neden olacak. Sen kendini bir şey sanıyor, bilgilerinle övünüyorsun. Oysa anlaman gerekir ki, inançsız bilim insanı yüceltmediği gibi en aşağılık bir hayvandan daha aşağı kılar. Çünkü mektubun genel havası böyleydi. Yazmayı bitirince Zangoc mektubu okudu. Sevincinden havaya sıçradı. Gözlerini hayran hayran başpapaza dikerek ellerini çırptı. Yetenek, büyük bir yetenek. Tanrı insanoğluna neler bağışlamış. Şükür sana Meryem Ana. 100 yıl uğraşsam böyle bir şey yazamazdım. Tanrı sizden razı olsun. Peder Anastasi de heyecanlanmıştı. Ayağa kalkarak, ''Yetenek olmadan yapılmaz bunlar, kesinlikle yapılmaz.'' dedi. ''Öyle bir söz gücünüz var ki filozoflara taş çıkartır. Zeka, parlak bir zeka. Peder Fyodor, evlenmemiş olsaydınız daha üst rütbelere, patrikliğe kadar yükselirdiniz.'' Başpapaz, öfkesini mektuba döktükten sonra bir rahatlama hissetti. Tüm yorgunluğu, bitkinliği sanki geçmişti. Zangoc, nasıl olsa yabancı değildi. Sıkılmadan ona dedi ki, ''Hadi Zangoc efendi, sağlıcakla git evine. Ben de yarım saat kadar dinleneyim.'' Zangoc giderken Anastasi'yi de yanında götürdü. Paskalya yortusunda her zaman olduğu gibi ortalık henüz karanlık olduğu halde gökyüzü parlak yıldızlarla pırıl pırıl aydınlanmıştı. Durgun, sessiz havada baharın, bayramın kokusu hissediliyordu. Zangoc'un şaşkınlığı hala geçmemişti. ''Mektubu kaç dakikada yazdırdı?'' dedi. ''10 dakikayı geçmemiştir. Başkası olsa bir ayda altından kalkamazdı, değil mi? Zeka derim buna ben. Şaşılası, hayran olunası bir zeka.'' Çamurlu bir sokaktan geçerlerken, cübbesinin eteklerini çemreyip kaldıran Anastasi, ''İyi öğrenim gördü, ne olacak?'' diyerek içini çekti. ''Onunla kıyaslanacak değiliz ya. Biz Zangoçluk'tan geldik, o bilim okudu. Evet, gerçek bir papaz.'' Bir de bugün yapılacak ayinde Latince İncil okuyuşunu dinleyin. Hem Latince hem Yunanca biliyor. Birden aklına geldi. Ah Piotr, şimdi gününü gördün. Bakalım aklına eseni yapmak neymiş? Bir daha niçin diye sorabilecek misin? Dinsizin hakkından imansız gelirmiş derler. Oğluna mektup yazıldıktan sonra Zangoc'un neşesi yerine gelmiş, gülüyordu. Babalık görevini yerine getirmiş olması, mektubun gücüne inanması onu birdenbire babacan, keyifli bir adam yapmıştı. Eve yaklaşıyorlardı. Piotr'un anlamı Latince'de taş demektir. Ama bizim Piotr, paçavranın teki çıktı, dedi.
O engerek yılanı kadın, delikanlının sırtına yaslanmış, oğlum bir türlü atmayı beceremiyor. Tüh! Böyle kadınlar çoktur. Ne utanmaları vardır, ne arlanmaları. Oğluma sakız gibi yapıştı. Tanrı bilir, eteğinin dibinden ayrılmıyordur. Böylesini eşek cennetine yollamalı. Belki kadın onu değil, delikanlı kadını zorla yanında tutuyordur. Yine de kadın utanmazın biri demektir. Ama bu söylediğim oğlumu savunduğum anlamına gelmez. Bulsun cezasını. Mektubu okuyunca dünyasını şaşıracaktır. Ben utanacağıma o utansın. Evet, mektuba bir diyecek yok. Ancak şey, Zangoç Efendi, mektubu göndermeseniz nasıl olur? Çocuğa yazık. Zangoç bir an korktu. Anastasiye, nasıl? Göndermeyeyim mi? Evet, göndermeyin. Gönderip de ne olacak? Göndereceksin, okuyacak. Sonra ne olacak peki? Üzüldüğüyle kalacak. Bağışla gitsin. Zangoç, Anastasi'nin karanlık yüzüne, kanat gibi iki yana açılmış cübbesine baktı. Omuz silkti. Nasıl bağışlarım? Tanrı önünde onun adına hesap vereceğim. Orası öyle de sen yine de bağışla. İyi yürekliliğin için Tanrı seni hoş görür. Ama o benim oğlum. Onun terbiyesini vermek benim boynumun borcu değil mi? Terbiyesini vermesine de puta tapar diye adlandırmak neye yarar? Zangoç efendi, gücendirirsin sonra çocuğu. Karısı ölen Zangoç, küçük bir evde kalıyor, ev işlerini yaşlı ablası çekip çeviriyordu. O da 3 yıl kadar önce yatalak olmuştu. Ama Zangoç, ablasından çekinir, bir dediğini iki etmezdi. Eve Zangoç'la birlikte Anastasi de girdi. Yumurtaların, simitlerin süslediği sofrayı görünce, herhalde kendi evi aklına geldiğinden olacak, ağlamaya başladı. Ancak şakadan ağladığını göstermek için güldü. ''Şey, perhiz bozmamıza az kaldı Zangoç efendi.'' dedi. ''Şimdi bile birer kadeh içsek bir şey olmaz. İçebilir miyiz? Hadi ben bir kadeh alayım.'' Böyle diyerek çaktırmadan bitişik odaya baktı. ''Sakın ablan işitmesin.'' Zangoç sesiyle sürahiyi papazın önüne sürdü. Mektubu açıp yüksek sesle okumaya başladı. Mektubu yazıldığı zamanki gibi yine çok beğendi. Lezzetli bir yemeğin tadına bakıyormuş gibi yüzü aydınlandı. Anastasiye, ''Mektup diye ben buna derim.'' dedi. Petruş'a bunu alınca bakalım ne yapacak. Ona böyle bir şey gerekliydi. Okur okumaz ateşi burnundan çıksın. Unutmuş gibi yaparak ikinci kadehi dolduran Anastasi, ''Bir şey söyleyeyim mi Zangoç efendi?'' dedi. ''Gel sen bu mektubu gönderme. Bağışla gitsin oğlunu. Ben sana, size vicdanımın sesini söylüyorum. İnsan öz babası bağışlamazsa kim bağışlar? Yani şimdi babasının lanetiyle mi yaşayacak bu çocuk? Onun için Zangoç efendi iyi düşün. Cezalandırmak isteyenler her zaman bulunur. Sen oğlunu bağışlayacakları ara. Ben azizim bir kadeh daha içeceğim. Bu son olsun. En iyisi bağışladığını yaz gitsin. Hissedip anlayacaktır. Duygusuz insan olur mu? Ben anlamıyor muyum sanıyorsun? Bir zamanlar ben de herkes gibiydim. Derdim, üzüntüm yoktu. Şimdi insana benzer tarafım kalmayınca en çok istediğim beni bağışlamaları. Sonra bir şey daha var. Doğru yolda olanları herkes bağışlar. Marifet, günahkarları bağışlamak. Günah işlememişse yaşlı ablanı bağışlamak neye yarar? İnsan böylelerini değil, beğenmediklerini, acıdıklarını bağışlamalı. Ya? Anastasi, böyle dedikten sonra başını yumruğuna dayadı. Düşüncelere daldı. Vodka içmek istiyordu ama içmemek için de kendini zor tutuyordu. Bu yüzden derin bir iç çekti ve konuşmasına devam etti. Bu çok kötü. Annem beni günahkar doğurmuş. Günahkar yaşadım, günahkar öleceğim. Tanrı bu günahkar kulunu bağışlasın. Ben yolumu şaşırmış bir insanım Zangoç efendi. Kurtuluşum yok. Gençliğimde değil ama yaşlılık günlerimde, ölüme doğru giderken yolumu şaşırdım ben. Yaşlı adam böyle diyerek bir kadeh daha içti. Ayağa kalktı ve oturduğu yeri değiştirdi. Zangoç ise elinde mektupla odada dolaşmaya başladı. O anda tek düşüncesi oğluydu. Onun yerine duyduğu endişe, korku ve üzüntü mektubun her cümlesine yansımıştı. Piotr'u gözlerinin önüne getiriyor, onunla yaşadığı her günü tatlı bir tebessümle anımsıyordu. Anımsadığı yalnızca güzel, sıcak, hüzünlü anılardı. Bunları yaşam boyu düşünse bıkmazdı. Oğluna karşı duyduğu büyük özlemle mektubu bir daha okudu.
Anastasi'nin yüzüne sorarcasına baktı. O sırada Anastasi atıldı. Gönderme diyorum sana. Öyle şey olur mu? Kim ne derse desin, biraz olsun aklını başına getirecektir. Çekmeceden bir zarf çıkardı. Mektubu bunun içine koymadan önce masaya oturdu. Yüzüne bir gülümseme yayıldı. Kendi adına şu birkaç satırı ekledi. Bölgemize eskisinin yerine yeni bir denetçi geldi. Gidenden daha atik, becerikli, canlı, güzel dans ediyor, güzel konuşuyor. Govorov'un kızlarının aklı başından gidecek. Askerlik şubesi başkanı Kostirev de emekli olacakmış. İşte böyle. Yaptığı eklemeyle mektubun sert havasını bozduğundan habersiz zarfın üzerine adresi yazdı. Sevinerek mektubu masanın en göze çarpan yerine koydu. Son.